Herkese merhabalar, ben Berat. Ruby on Rails'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda Ruby on Rails'e çok önemli bir konu olan Active Job'ları göreceğiz. Active Job'lar nedir? Active Job'lar bizim bir işlemi sıraya almamıza yarayan bir yapıdır. Örneğin, bizim bir adet işlemimiz olsun ve bu işleme X işlemi diyelim. Biz bu işlemi 2022'nin Temmuz ayında gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu işlemi sıraya alacağız. Bu işlem zamanı geldiğinde Temmuz ayının birinde saatler 00:00 gösterdiğinde gerçekleşmiş olacak. İşte bu tür yapılara active job deniyor. Peki active jobları niçin kullanıyoruz? Örneğin oyunları düşünün. Oyunlarda etkinlikler oluşturuluyor ve bu etkinliklerden bir gün önce, 24 saat önce kullanıcılara mail gönderiliyor ve deniyor ki etkinliğimiz 24 saat sonra başlayacaktır. İşte bu tür işlemler arka tarafta bir job halinde, iş halinde sıraya alınıyor. Ruby on Rails üzerinde birkaç farklı job kullanma yöntemi var ama biz burada en iyi yöntemlerden biri olan ve community tarafından geliştirilmiş bir gem olan Sidekick'i kullanacağız. Sidekick'te Active Job'ları Redis sunucumuza kaydederek Active Job'ların kaybolmasını engelliyor. Örneğin eğer siz default Redis sunucusunda, yani Redis'te default Active Job'ı kullanırsanız, server'ı yeniden başlatır veya kapatır açarsanız sıraya koymuş olduğunuz bütün işlemleriniz kaybolacaktır. Ama Redis server'da, Sidekick kullanarak Redis server'ı kullanırsanız bu cevaplar asla kaybolmayacaktır. Bunlar NoSQL bir server'da, veri tabanında kayıt altına alınacaktır. Şimdi buradaki örneğimizi biraz daha genişletelim. Biz bir oyun firmasıyız ve oyun firmasında bir işlem yapıyoruz. Bir etkinlik oluşturuyoruz. Bu etkinliği 2022'nin Ağustos ayında oluşturalım. Ve bir tane daha etkinliğimiz var. O da burada. Bu da 2022'nin Temmuz ayında. Bu X, bu da Y etkinliği olsun. Önce X etkinliği gerçekleşecek. Yani aslında X işlemi gerçekleşecek. Ondan sonra Y işlemi gerçekleşecek. İşte biz Active Job'larla arka planda asenkronius olarak gerçekleşmesini istediğimiz işlemleri sıraya alıyoruz. Örneğin kullanıcı kayıt oldu. Ve biz her kullanıcıya 30 günlük deneme sürümü verdik. 30 gün sonra bu kullanıcının deneme sürümünü düşürmek istiyoruz. Ne yapacağız? Yani admin panelinden gidip 30 gün sonra takip ettikten sonra bu kullanıcının premiumunu düşür mü diyecek? Böyle bir şey kabul edilemez. Sizin 1 milyon kullanıcınız varsa admin sürekli 1 milyon kullanıcıya bunu düşür, bunu düşür diyemez. İşte bu tür yapılarda active job'lar devreye giriyor Ruby on Rails üzerinde. C Sharp'ta Quartz ve Hangfire mevcut. Aynı şekilde Spring Boot'ta ise, Java'da ise Quartz mevcut. Bunlar da açık kaynak kütüphaneler, başkaları tarafından geliştirilmiş, community tarafından geliştirilmiş yapılar. Active Job'lara benzerler. Fakat Ruby on Rails'teki Active Job yapısı çok ciddi ve çok güzel, basit bir şekilde çalışmakta. Oldukça basit bir konu. Ama bunu anlatabilmem için öncelikle iki tane entegrasyon yapmamız lazım. Birinci entegrasyon zaten Redis server'ımızın kurulu olması gerekiyor. Bunu daha önceki videolarda kurmuştuk. Burada ise Sidekick'in başlatılması gerekiyor. Tabii ben daha önceden Sidekick'i kurdum ve Sidekick'i şu şekilde kuracaksınız. Gem Sidekick dedikten sonra buraya gireceksiniz ve Bundle Install diyeceksiniz. Bundle Install derseniz Sidekick gemini sizin Ruby on Rails uygulamanıza indirecektir. Ve bunu yaptıktan sonra iki tane daha konfigürasyon gerekiyor. Biri config içerisinde, initializer'ın içerisinde sidekick.rb dosyasını oluşturmak olacak. Ben bunu vakit kaybedilmesin diye hızlıca oluşturdum. sidekick.configure-server, do config end. Bu bizim sidekick'imizin hangi server'da çalışacağını, bu işlemleri hangi server'a kaydedeceğini belirtmemize yarayan ufak bir config ayarı. Ve burada biz Redis'imizin 6379 portunda, aslında local host'umuzun 6379 portunda çalıştığını söylüyoruz.
Aynı şekilde client için de 6379 portuna çalıştığını söylüyoruz. Çok basit bir konfigürasyonu var. Ve bundan sonra yapmamız gereken şey ise application RB'ye gidip bizim default active job adaptörümüzü değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yapmazsanız eğer bu sidekick'e geçiş yapmayacaktır. Çünkü default'ta reason kendi içerisinde entegre olan yapıdadır. Ama siz şuradaki gibi config active job nokta queue adapter dediğiniz zaman sıralama adaptöründe sidekick'e devreye sokacaktır. Bu iki ayar bizim sidekick'i başlatmamız için yeterlidir. Buradaki sidekick dosyasını sağ tıklayıp new file sidekick.rb diyerek de oluşturabilirsiniz. Şimdi burada bu ayarları yaptıktan sonra yapmamız gereken iki şey kaldı. Bir, active job oluşturmak ve active job oluşturduktan sonra bu active job'ı bir yerde kullanmak, bir yerde çağırmak. Active job oluşturmak o kadar basit ki. Çok kolay. Aynı bir model dosyası oluşturur gibi oluşturacaksınız. Raise generate job. Ve job dedikten sonra bu job'ın adını vermeniz gerekiyor. Job'ın adı ne? Hello olsun. Ben bir hello yazacağım ekrana. Bu kadar. Bakın. Daha önce dikkat ettiyseniz app'in içerisinde jobs diye bir şey vardı. İşte jobs bizim active job'larımız. Ve oluşturduğunuz bütün jobs'lar burada tutuluyor. Şimdi jobs'ın içerisine tıkladığınızda hello job'ımızın geldiğini görmüş olacaksınız. Ve hello job application job'dan miras alıyor. Yani application job'ın bütün özelliklerine sahip. Aynı şekilde burada bir queue as default var. Bu ne? Queue as default ifadesi bizim sıralamada kullanmış olduğumuz default'u belirtiyor. Yani orada sidekick dedik ya, burada da sidekick kullanacağımızı bu şekilde belirtiyor. Çünkü default'ta sidekick var. Ve burada bir metot var. Bu metot do perform ve bir arguments alıyor. Aslında bir array alıyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Biz sidekick'te yani Ruby on Rails üzerinde bir active job çalıştırdığın zaman bir sıraya soktuğumuz zaman özür dilerim sidekick değil o bütün active job'larda do perform var. Bu bir def perform var. Bu bir metot. Sıraya aldığımız zaman bu metot çalışıyor. Ve biz bu metoda istediğimiz parametreleri verebiliriz. Ve şimdi de biz bu parametreleri vereceğiz. Ben buradaki argument'ı sileceğim. Bunu sileceğiz. Ve buraya name yazacağım. Ve buraya da geleceğim. Do something later'ı sileceğim. Buraya put hello name yazacağım. GitHub Copilot benim yerimi tamamladı. Şimdi yapmam gereken bir şey var. Birincisi Redis server'ımı yayına almak. İkincisi sidekick log'larını açmak. Hemen Redis sunucumuzu yayına alalım. Sudo service redis server start diyerek Redis sunucumuzu yayına alıyoruz. Ve Redis sunucumuzu başlattık. Hatta şöyle şuraya da Redis server diyerek loglarına girelim. Ve burada ikinci olarak sidekick'in loglarını açacağız. Çok basit. Bundle exec sidekick bir pipeline işareti yani boru işareti sonra nokta log slash nokta sidekick.log. Ve bakın bu şekilde dediğiniz zaman sidekick'in logları bizim için açılmış olacak. Çok özür dilerim. Buradaki pipe bu boru işareti olmayacak. Bu şekilde açacağız. Ben yanlış yaptım. Ve bu işlemden sonra bir terminal ekranı daha açıp buraya raise console diyerek geliyorum. Ve bakın bir hello job oluşturduk. Ve biz bu hello job'ı ister model dosyasını ister controller'da çağırabiliriz. Ama ben şu an için şeyde çağıracağım. Raise console'da çağıracağım. Ve hello job dedikten sonra perform now dersem eğer bu pardon tabii bu hata alacaktır. Çünkü hello job perform now bir argument istiyor. Bunun da argument'ı Berat diyelim. Bakın. Nil geldi ve hello Berat'ı buraya yazdı. Aslında bu sidekick logunu işlemeyecektir. Neden? Çünkü sırayı almadı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. Perform now dediğiniz işlem hemen gerçekleşir şu anda. Ama perform later derseniz bu işlem sonra gerçekleşecektir. Tabii biz buraya perform later demeden önce bir zaman vermemiz gerekiyor. Ben bu işlemi yani hello Berat işlemi 1 dakika sonra gerçekleşsin, 30 saniye sonra gerçekleşsin, 10 saniye sonra, 10 gün, 20 gün, 30 gün sonra gerçekleşsin, 1 yıl sonra gerçekleşsin gibi
ifadeler kullanabilirim. Tabii ki şu anda bizim vaktimiz olmadığı için ne yapacağım? Hemen 10 saniye sonra gerçekleşsin ne bir ifade kullanacağım. Ve ben buraya set diyorum. Set dedikten sonra wait 2 nokta üstü boşluk bırakıp 2 nokta üstü koyup boşluk bırakıp 10 nokta seconds diyorum. Yani 10 saniye. Sonra nokta perform later diyorum. Perform later dedikten sonra şuradaki perform metodu 10 saniye sonra çalışacaktır ve ekrana hello Berat yazacaktır. Neden hello Berat? Çünkü buraya da Berat parametresini vermem gerekiyor. Bakın bu şekilde dersem geliyorum sidekick'ime ve 10 saniye bekliyorum. Ve 10 saniye geçti. En alttaki logo bakarsanız şuraya Hello Berat'ı yazmış olduğunu göreceksiniz. Ve aslında sidekick'le aktif job oluşturma işlemi ve bu işlemi koyma oldukça basit. Şimdi şöyle bir senaryo izleyelim. Biz e-ticaret sitesinde sisteme ürün yüklüyoruz. Ve bu ürünler yüklendikten 30 gün sonra yayından kaldırılıyor. Veya yayından direkt otomatik olarak siliniyor. Aslında oldukça mantıksız duruyor bu fikir ama böyle bir şey gerçekleşebilir. Örneğin Letgo'da veya o tür ikinci el ürün satan sitelerde 30 gün sonra ilanınız sistemden düşürülür. Yeni bir ilan yüklemeniz veya o ilanı tekrardan güncellemeniz gerekir. İşte bunlar aktif job denen metotlarla, yapılarla kurgulanıyor. Şimdi aynı yapıyı biz kurgulayacağız. Bir tane daha terminal ekranı oluşturuyorum ve buraya diyorum ki Raise Generate Job Product. Product diye bir job oluştur diyorum. Ve bakın job'ımı oluşturdu. Ve ben argument'ın içerisine gelip diyorum ki sen bir product alacaksın, bir product nesnesi alacaksın ve burada unless product nil değilse diyorum. Yani nil olmadıkça bunun içerisine gir, product'ı ne yap? Delete et. Harika. Çok basit bir yapı. İyi de ben bunu nerede çağıracağım? Bunun da cevabı basit. Bunu istediğiniz yerde çağırabilirsiniz. Nerede çağırabilirsiniz örneğin? Model dosyasında, controller'da. Ama genel olarak tercihler model dosyasında yapılır. Yani model dosyasında çağırılır. Birçok reis geliştirici model dosyasında çağırır bu işlemi. Ve buraya put dedikten sonra hatta şunun altına diyeyim de. Put diyorum ve buraya product name delete diye GitHub Copilot diye bir yerime tamamladı. Bir tane fazla end koymuş, hata verecektir. Bu vermesin diye sildim onu da. Ve bu şekilde bir metot yazdık, perform metodu. Şimdi product modülümün içerisine gelip bir metot yazacağım. Diyeceğim ki bu iş bir ürün oluşturulduktan sonra bu aktif yapı sıraya alacağım. Ve buraya after save diyorum. After say, before action, after action metotlarını kullanırken buradaki yapıyı C#'daki attribute'a Java'daki annotation'a benzetebiliriz. After say, before action'ları kullanırken istediğimiz gibi bir metot tanımlaması yapıyorduk. After say, yani bir product nesnesi oluşturulduktan sonra, burada bir product nesnesi oluşturulduktan sonra diyorum ki delete. Bir tane metoda da yazmam lazım. Ne yazsam? Delete product after days gibi. Şöyle bir tane metot ismi yazdım. Ve bu metodu tabii ki aşağıda tanımlamam gerekecek. Yoksa hata alacaktır. Ve bir product nesnesi oluşturulduktan sonra bu alttaki metot çağrılacaktır. İşte ben bu metodumun içerisinde product job'ımı çağıracağım. Yani oluşturmuş olduğum job'ı çağıracağım. Bakın geldi buraya. Ve buna diyeceğim ki wait. Ne kadar bekle? Örneğin ben buradan wait değil set wait. Ne kadar bekle? 30 gün bekle. Çünkü ben 30 gün sonra bunu sistemden kaldırmak istiyorum. Ben şu an 30 gün bekleyebilir miyim? Şu an 30 gün bekleyemem. Kayıtta bir sorun oldu. Bir anda duraklatmış kayıtı aldım sistem ama şu anda devam edeceğim. En son dedim ki ben bunu 30 gün bekleyemem. Çünkü 30 gün şu anda yani 30 gün bekleyemem. En fazla 1 dakika bekleyebilirim. Videoyu hızlandıracağım burada sadece işlemi görelim diye. Ve burada dikkat ederseniz self keyword'ü var. İyi de self keyword'ü ne? Self keyword'ü Ruby'de şu anki referansı belirtiyor. Örneğin siz bir ürün oluşturdunuz ve bu ürünün ID'si 45. Ve o ürünün parametreleri içerisinde var değil mi? Şu anki referans o 45'i var oraya. Parametre olarak şuradaki perform metoduna o 45'i var. Ve Ruby de gidip bunu veriyor oraya.
O referansı veriyor. Bunu C#'daki, Java'daki, Kotlin'deki, C++'daki this keyword'ünü Python ve Ruby'de de self keyword'ü gibi kullanılıyor. Ve şu anki referansı veriyor. Bu referansı verdiği için o anki oluşturmuş olduğumuz product nesnesi buradaki perform metoduna parametre olarak veriliyor ve bu perform metodu 1 dakika sonra gerçekleşiyor. Eğer ben buraya 30 gün demiş olsaydım daha deminki gibi 30 gün sonra gerçekleşecekti. Bu Sidekick ve Redis server tarafından yönetilecekti. 30 gün sonra o metot çalışmış olacaktı ama şu an hızlıca görelim diye 1 dakika dedim. Şimdi yeni bir terminal ekranı açıyorum ve bu terminal ekranında Reis S diyerek uygulamamı yayınıma alıyorum ve postmenimi açıyorum. Bakın postmenim burada ve bunu post isteği yaptım. Şimdi karşıya send diyorum. Bakalım bir hata alacak mıyız? 400 bet request category must exist diyor. O zaman bir tane de category id'si verelim buraya. Category id diyelim. Ve herhalde 1 vardır diye tahmin ediyorum. 1 vereceğim. Bir de description too long diyor. Şöyle kaydettim. Bir daha send dedim. Evet bakın oluşturdu ve aktif çapımı şu anda çağırdı. After save'den sonra hemen sidekick'imize bir bakalım ve 1 dakika boyunca bekleyelim. Ve evet bu aşamada product nesnemizin veri tabanından 1 dakika sonra silindiğini görebilirsiniz. Ve buraya da product armut elma deleted, yani postman'de verdiğimiz isim geldi. Ve id'si 16 idi. Bakalım veri tabanının id'si 16 olan bir şey kalmış mı? Reis konsoluma geldim ve buraya product.last diyorum. Bakalım last'ımız neymiş? Bakın last'ımızın id'si 4. 16 değil ama bize 16 response dönmüştü. Neden? Aktif yapımız devreye girdi ve bunu 1 dakika sonra sistemden kaldırdı. Bunu 30 günde, 1 ayda, 150 günde, 68 günde istediğiniz kadar bir zaman vakti verebilirsiniz. Aynı şekilde şöyle bir yapı daha var. Bunu da hemen bahsedeyim çok kısa. Wait değil de wait until diyerek şu zamana kadar diye bekle diyebilirsiniz. Mesela nasıl diyelim? Ya karşıdan bir zaman geldiğini varsayarsak şu zamana kadar bekle. İşte 2022'nin Temmuz ayına kadar bekle ve o aydan sonra bu metodu çalıştır gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Reis rehbere giderek ve internette ActiveJump'ın daha farklı metodlarına bakarak birçok şeyi daha gerçekleştirebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.